uzun zamandır aslında size destek veriyor değil mi? Depremden önceden başlayan bir işbirliği. Gönüllülerin gidişi için gerekli olan araçların yakıtlarını Shell karşıladı. Akabinde dediler ki başka projeleriniz de varsa biz sizin yanınızdayız. Biz TOG olarak destek merkezleri projemize çalıştık ekip olarak. Çocuklar ve gençler, bir de genç kadınlar odağımızda olmak üzere aslında tüm depremzedelere açık olan bir mekan burası. Yani burası aslında bir iyileşme merkezi değil mi? İnsanların iyileşmesi için hakikaten ellerinden tutmak gerekiyor. Şu anda Şelle, Hatay'da, Belen'de, Kahramanmaraş'ta, Pazarcık'ta tam da depremin merkezi olan yerde 2 tane destek merkezi açıyoruz. Çocuklar çok şaşkınlar. En küçücük yanlış bir görsel, bir söz depremde yaşadıkları travmayı hemen tetikleyebiliyor. Çok dikkatli olmak lazım. 5 milyona yakın genç ve çocuktan bahsediyoruz ve onlar bizim geleceğimiz. Belki ilk başta oyunun gücü siz çok iyi kullanıyorsunuz değil mi TOG olarak? Çocuklar abilerle, ablalarla bir arada olmaktan yetişkinlerle bir arada olmaya göre çok daha keyif alıyorlar. Merhabalar, Shell'in katkılarıyla hazırladığım Shell Alaka'dakile 15 dakikaya hoş geldiniz. Toplum Gönüllüleri Vakfı'nın düzenlediği pazar yerinde Toplum Gönüllüleri Vakfı Genel Müdürü sevgili Ayşe Kırımlı ile beraberim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gerçekten çok güzel bir pazar yeri kurulmuş. Bu pazar yeri özellikle deprem için değil mi çok evet. önem taşıyor? Deprem burası, bölgesi için. Adına TOG Pazar diyoruz ve 15. kez düzenliyoruz. Bayağı uzun süredir evet, değil çok mi? Uzun TOG 21 yaşında. TOG 21 Pazar yaşında. Yeri de 15 yıldır 15 kuruluyor. Yıldır dediğiniz gibi bu kez kapılarını tamamen TOG'un afet bölgesinde yaptığı çalışmalara destek olmak, kaynak sağlamak için açtık. Harika. Çok güzel de girişimci kadınlar var içeride. Bir taraftan onları destekliyorsunuz, bir taraftan oradan gelen gelirlerle deprem bölgesindeki işte depremzede vatandaşlarımız aslında büyük bir destek görüyor. Şimdi 6 Şubat'ta hepimizin hayatı hani diyorum ki gerçekten sonsuza dek değişti. Depremden önce ve depremden sonra bir hayat yaşıyoruz. Buradan yeniden depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Hayatta kalanlar da çok zor şartlar içerisinde yaşıyorlar. Bir kere bu travmayı atlatmak çok zor ama ne güzel ki sivil toplum kuruluşları daha ilk dakikadan itibaren bölgedeydi. Biz hissettik bunu. Bir tanesi de Toplum Gönüllüleri Vakfı yani sizdiniz. Biraz anlatır mısınız 6 Şubat sabahını nasıl uyandınız ve neler yapıyorsunuz bölgede? 6 Şubat'ta çok erken bir saatte mesajlarla uyandık. 1-2 saat içinde ortaya çıktı ki korkunç bir afet. Anladık ki 10-11 şehri kapsayan korkunç bir afet. Hızlıca kendi aramızda organize olduk. Ve bir çalışma grubu kurduk sadece şimdi, afet bölgesi için. TOG'da kaç kişiden bahsediyoruz? Yani bir anda o grupları kurmaya başladınız. Siz acayip müthiş bir gönüllü grubusunuz, kalabalık. Evet, ağırlıklı olarak gönüllü kitlemiz üniversiteli gençler. Türkiye'nin 81 ilinde yaklaşık 160'a yakın TOG topluluğu var üniversitelerde ve buralarda 10 binden fazla genç bizimle birlikte çalışıyor. Beraber çalışıyoruz. Evet, hepsi gönüllü ama bizim mezun gönüllü dediğimiz yani öğrenciyken TOG'la tanışmış, mezun olmuş, iş hayatına atılmış halen TOG'la beraber olan ya da ben de onlardan biriyim yetişkin gönüllü yani üniversitedeyken yoktu TOG, sonra tanıştı TOG'la. TOG'a destek olan gönüllerimiz var. Aslında kocaman bir aile. Çok değil mi? Evet, yani evet. Yüz binlere yaklaşan sayıdan bahsediyoruz. Fakat bunun yanında biz bir de Afet Platformu'na üyeyiz. Afet Platformu 2019 Elazığ depreminden sonra kurulmuş. İçinde 28 tane sivil toplum kuruluşunu barındıran bir platform. Şöyle yaptık. Hemen kendi aramızda diğer STK'larla da iletişime geçtik ve bir görev paylaşımı yaptık. TOG'un az önce de bahsettiğim gibi sahadaki gönüllü yönetimi tecrübesi çok fazla. Bu nedenle biz tüm afet platformundaki sivil toplum kuruluşlarının gönüllü yönetimini üzerimize aldık ve sahaya bir çağrı çıktık.
60 binden fazla gönüllü başvurdu. Dediler ki biz de varız sizlerle birlikte deprem bölgesine gidip destek olmaya. İşte bu benim tüylerimi diken diken yapıyor. Yani evet. Müthiş bir rakam. Çok güzel müthiş bir rakam. Ordu. Ordu. Gönüllü ordusu. Bugüne kadar 6-7 bin tane gönüllüyü sahaya gönderdik. Neden hepsini göndermedik diye sorabilirsiniz. Gidip siz de görmüşsünüzdür. Yıkım çok fazla ve bu yıkımın iyileşmesi çok uzun yıllar alacak. Çok uzun bir süreç var. O yüzden de enerjimizi, emeklerimizi çok verimli kullanmalıyız. Tabii. Herkesi bir anda yormamamız gerekiyor diyerek peyderpey herkesi sahaya gönderiyoruz. Yani dönüşümlü olması gerekiyor evet. Ki uzun vadeli evet, olsun. Kesinlikle. Siz aynı anda yani o deprem olur olmaz şimdi 11 bölgeye 11 ile yayılmış bütün ilçeler etkilendi, köyler etkilendi. Anında her ile gidebildiniz mi? Sanıyorum ki sizin gençleriniz çocuklara ulaşıyor değil mi? Evet. Hem evet hem buna ilave olarak herkese ulaşıyor gençlerimiz. Aslında şu anda o günden hemen hemen bugüne kadar neler olduğunu evet, anlatan çok güzel bir panonun bir önündeyiz panonun hikayeniz. Önünde duruyoruz. Evet. Gönüllü çağrısı yaptıktan sonra gelen gönüllülerle ilk önce en çok yıkım alan 4 şehre gittik. Hangileri? Hatay başta olmak üzere. Kahramanmaraş, Adıyaman ve Gaziantep. Gaziantep'in de özellikle İslahiye ve Nurdağ ilçelerindeki yardım toplama depolarına gönderdik gönüllülerimizi. Buralarda çalışmaya başladılar. Biz eş zamanlı bize gelen bağışlarla bölgede acil kodlu dediğimiz ihtiyaçları satın aldık. Bu depolara gönderdik. Gönüllerimiz kanalıyla dağıtılmasını sağladık. Sadece çocuklar değil, çocuklar, gençler, yetişkinler, yaşlılar, engelliler. Biz bu konuda yardım yaparken hiçbir ayrım yapmıyoruz. İhtiyacı olan herkese ulaşmaya çalıştık. Köylere ulaşmaya çalıştık. Tabii burada AFAD'la yakın çalıştık. Yardım toplama depoları onların koordinasyondaydı. Ama bununla birlikte kendi gönüllerimizin inisiyatifiyle Adıyaman'da biz de bir depo kurduk. Ki halen depo ayakta. Ve çok sayıda köye, kasabaya ve Adıyaman'ın tamamına inanılmaz bir destek veriyor. İlk başta böyle herkes, hepimiz bir şeyler göndermenin heyecanına kapıldık hızlıca. Çünkü üşüyor herkes. Çünkü herkes, bütün evler yıkıldı, insanlar o kar yağıyordu. İnanılmaz kötüydü ilk günden. Evet. Dolayısıyla gerçekten yardım göndermek çok önemli. Ama bunun organize olması ve düzenli olması, bu depoların iyi çalışıyor olması çok önemli. Şunu da gördük, en iyi yine STK'ların depoları çok organize oldu ve çok iyi çalıştı değil mi? Yani belki siz diyorsunuz ki Elazığ depreminden bir tecrübe edindik. Bu tecrübelerle inanılmaz bir noktaya geldi aslında. Aslında çok uzun yıllardır ne yazık ki deprem bölgesinde yaşıyoruz ülke olarak. Evet. Bu depremlerde tecrübeler edinildi ama bu boyutta hiçbir deprem yaşanmadı şimdiye kadar. Hepimiz için bu anlamda bir ilkti. Dediğiniz doğru, yardım depolarında sivil toplum kuruluşlarının olması o depolarda daha verimli çalışılmasına neden oldu. Hatta şöyle geri bildirimler aldık. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı var, AFAD var biliyorsunuz. Orada da birçok çalışan kişiyle dost olduk tabii. Çok uzun, yani 2,5 aydır birlikte çalışıyoruz. Tabii. Halen devam ediyor. Bize dediler ki iyi ki varsınız. Sizin kurduğunuz sistemler olmasa biz de bu kadar verimli çalışamazdık. Ne kadar güzel. Buradan şu çıkıyor ortaya. Sürdürülebilirlik için, orada uzun süreli var olabilmek için kamunun, sivil toplumun birlikte olması gerekiyor. İşte bunu söyleyince Ayşe Hanım gerçekten şimdi... Biz de mesela Şel'le beraber işte Malatya'ya gittik daha önce. Orada neler yapıldığını gördük. Özel sektörün katkısı çok önemli. Şimdi çok. Bu net. Kaynağa ihtiyaç duyuyorsunuz. Özel sektörde bu kaynak var ama özel sektör sadece kaynakla da yetinmiyor. Aslında proje üretiyor. Projelerin içine giriyor. Bu aslında çok kıymetli bir şey. Biliyorum ki Şel uzun zamandır aslında size destek veriyor değil mi? Depremden hemen önceden başlayan bir işbirliği. Çok söyleyeyim. Önemli STK özel sektör işbirliği. Örnek olsun ve çoğalsın. Bütün şirketlere yayılsın. Küçüklü büyüklü aslında. Bambaşka bir proje için birlikte çalışmaya başlamıştık. Ama deprem olur olmaz bizi aradılar. Biz ne yapabiliriz sizin için diye.
İlk etapta bu az önce bahsettiğim yardım toplama depolarına gönderdiğimiz ve göndermekte olduğumuz gönüllülerin gidişi için gerekli olan araçların yakıtlarını Shell karşıladı. Ve bize çok ciddi anlamda bir destek verdi. Onlar olmasaydı biz çok zorlanırdık. Akabinde dediler ki başka projeleriniz de varsa biz sizin yanınızdayız. Dilerseniz o projemizi anlatayım. Evet, çok merak ediyorum. Çünkü galiba destek merkezlerinden evet, bahsedeceksiniz. Evet. Takvime baktım. Shell'le bu konuda ilk 10 Şubat tarihinde, yani depremden sadece 4 gün sonra konuşmaya başlamışız. Birlikte ne yapacağız diye. Hemen akabinde biz TOG olarak destek merkezleri projemize çalıştık ekip olarak. Bir yandan da Toplum Gönüllüleri Vakfı'nda profesyonel olarak çalışan 40'a yakında ofis çalışanımız var. Destek merkezleri şöyle bir proje. İlk etapta çadır kentlerde ve şimdi kurulmakta olan konteyner kentlerin içinde yer alan 260 metrekare büyüklükte 3 tane atölye odası ve bir büyük etkinlik salonu olan kalıcı prefabrik mekanlar. Bu mekanların içinde biz çocuklar ve gençler, bir de genç kadınlar odağımızda olmak üzere aslında tüm depremzedelere açık olan bir mekan burası. İlgili konteyner kentin de sakinleri buradan faydalanabilir, civardan da gelip faydalanacaklar. Buralarda hem çocuk hem de gençler ve kadınlarla ilgili ayrı ayrı uzmanlarla çalışıyoruz. Şu anda içeriklerimizi oluşturduk, programlarımızı oluşturduk. Bu uzmanların arasında çocuk eğitim uzmanları, öğretmenler, psikologlar ve pedagoglar birlikte hazırlıyorlar tüm bu içerikleri. Ayrıca bu merkezlerde sabahtan akşama kadar full time çalışacak olan birer uzman olacak. Bu projenin bizim tarafta bir yöneticisi olacak ve tabii bizler olacağız. Ve de en önemlisi toplum yönlüsü gençler olacak. Onlar da düzenli olarak bu merkezlere gelip kendi projelerini hayata geçirecekler. Yani burası aslında bir iyileşme merkezi değil mi? Yani çok güzel söylediniz. İçeriye giren herkes biraz iyileşecek aslında. Gerçekten çok kolay değil bu travmayı atlatmak. Çok zor. Ama bunun için bir şeyler yapmak gerekiyor. Yani kendi haline bırakılacak bir şey değil. Ve kesinlikle o gidip görünce, yaşayınca konteyner kentleri, çadırları. Bu iş çok uzun. Çok. Ve orada günler nasıl geçecek yani? İnsanların iyileşmesi için hakikaten ellerinden tutmak gerekiyor. Şu anda ilk etapta Shell'le Hatay'da Belen'de ve Kahramanmaraş'ta Pazarcık'ta tam da depremin merkezi olan yerde iki tane destek merkezi açıyoruz. Büyük ihtimalle Haziran'ın başında hayata geçiyorlar. İnşallah açıldıktan sonra da oraları mutlaka gideriz. Mutlaka gidelim. Şunu gözlemledim. Çocuklar çok şaşkınlar ve en küçücük yanlış bir görsel, bir söz depremde yaşadıkları travmayı hemen tetikleyebiliyor. Çok dikkatli olmak lazım yapılan çalışmalarda. Ama çocuklara yönelik yapılan çok da fazla şey var bu arada. Fakat gençler ve özellikle ergen dediğimiz 13-18 yaş grubu, affedersiniz 19 yaş grubuna yönelik hemen hemen hiçbir şey olmadığını gördük. Bazılarıyla sohbet ettik. Tek başlarına ya da ikili üçlü gruplarda oturmuş konuşuyorlar kendi aralarında. Dedik ki nasıl zaman geçiriyorsunuz? 21 metrekarelik bir konteynerde 7-8 kişiyle nasıl zaman geçirilir diye sordular bize. Canımız hiçbir şey yapmak istemiyor. Okulumuz yok. Gideceğimiz sosyal bir alan yok. Arkadaşlarımızın çoğunu kaybettik. Evde bize ait bir oda yok. Bilgisayarımız, hiçbir eşyamız yok. Kılığımız, kıyafetimiz yok. İşte bu durumdayız dediler. Acilen çalışmalara bizim derhal başlamamız gerekiyor. 5 milyona yakın genç ve çocuktan bahsediyoruz ve onlar bizim geleceğimiz. Yani 11 şehirdeki geleceğimiz ve bir kısmı tabii ki Türkiye'nin dört bir yanına dağıldılar. Onları iyileştirmek, hayata tekrar tutundurmak çok önemli. Yani çok. Bu belki ilk başta oyunun gücü siz çok iyi kullanıyorsunuz değil mi TOG olarak? Depremden önce
zaten gençler, çocuklara yönelik ve gençlere yönelik birçok proje üretmişlerdi. Bunlardan bir tanesi pandemi döneminde ortaya çıkmıştı. Çocuklar evlere kapalı kalmışlardı. Gençler çocuklara online oyun atölyeleri düzenliyorlardı. Sonra bu projenin adı Gökyüzü Kadar Oyun oldu. Çünkü dışarıya çıktılar. Deprem olur olmaz bu ekip önce Maraş'a, şimdi de Hatay'a gittiler. Ve oradaki çocuklarla bizim kurduğumuz 100-110 metrekare büyüklüğündeki çadırlarda oyunlar oynamaya başladılar. Sonra bir başka grupta liseye hazırlanan, işte az önce bahsettiğimiz ergenlik çağındaki gençlere yönelik sınavlarına destek olmak amacıyla ders çalıştırıyordu. Ne kadar önemli. Çünkü sınavlar durmuyor. Evet. Ders durdu. Okullar sekteye uğradı. Her şey durdu ama sınavlar olacak ve bazı öğrenciler o sınavlarda başarılı olup hayata devam edecek. Diğerleri geri kalacak. Tabii. Yani o kadar çok düşünmemiz gereken. Özellikle o bölgedeki öğrenciler şu anda çok dezavantajlı duruma düştü. Okulları yok çünkü. Öğretmenler yok. Çoğu öğretmen yok. Çoğu hayatını kaybetti. O grubun adı da Öğrencim Olur Musun grubu. Onlar da gittiler. Liseye hazırlanan gençlere ders çalıştırmaya başladılar. Gözlemlediğimizde gördük ki çocuklar abilerle ablalarla bir arada olmaktan yetişkinlerle bir arada olmaya göre çok daha keyif alıyorlar. Bahsettiğimiz toplum gönüllüleri uzmanlardan travma geçirmiş çocuklara yönelik nasıl davranacakları konusunda eğitimler alıyorlar. Bu bilinçle gidiyorlar. Ne tür oyunlar oynayacaklarını, ne tür malzemeler kullanmaları gerektiğini bilerek gidiyorlar. Örneğin kırmızı, akışkan ürünlerin olmaması gerekiyor çocuklarda. Sert, sivri uçlu malzemelerin olmaması gerekiyor. O zaten her zaman öyle. Çünkü bazı oyuncaklar çok masum gibi görünse de bazı travmaları tetikleyebiliyor. Halen bölgedeler, çocuklarla birlikteler ve çok zor şartlarda kalıyor gençler de bu arada. Evet, ben hayranım dayanıklılıklarına. Ben de öyle. Gerçekten hepsine buradan kucak dolusu sevgiler gönderiyoruz. Gönüllü gençlere. Biz onları Malatya'da gördük ama şimdi Hatay'da da göreceğiz. Diğer deprem bölgesinde de göreceğiz. Muhteşemler, yani hiçbir şey sorun etmiyorlar. Çadırda kalıyorlar. Özellikle ilk zamanlarda Şubat ayında hava korkunç soğuktu. Siz de söylediniz, kar yağmıştı bölgeye. Çok zor şartlardaydılar. Elektrik yoktu, su yoktu. Şimdi biraz daha iyileşti şartlar. Ama gönüllülük böyle bir şey. Bunu bilerek varlar. Çok da bilinçli bir gençlikten bahsediyoruz. Elini taşın altına sokan, hiçbir şeyden çekinmeyen, cesur bir gençlikten bahsediyoruz. 2023 yılında, Türkiye'nin de 100. yılında başka şeyleri konuşacaktık belki. Ama depremde yaralarımızı sarmayı konuşuyoruz. Çabucak da saralım inşallah, yani olabileceği i̇nşallah. Kadar hızlı. Ama bu yıllarımızı alacak. Kaç bin kişiye, kadına, gence, çocuğa dokunmayı hedefliyorsunuz? Bölgede 14 milyon insan yaşıyor. 4-5 milyonun 5 ila 25 yaş grubunda olduğunu biliyoruz. Bir de genç kadınlar var. Hem bu yaş grubunda hem 30'a kadar biz alıyoruz genç kadınları. Dolayısıyla yaklaşık 7 milyonluk bir nüfusu, en azından bu 14 milyonun yarısını biz hedefliyoruz destek merkezlerinde. Onlara dokunmak istiyoruz. Bunu da minimum 2 yıl içinde yapmak istiyoruz. 10 tane destek merkezi açmak istiyoruz ilk etapta ama bu sayıyı arttırabiliriz. Bu sayı şöyle artabilir. Buradan da duyuru yapalım. Shell şahane bir destek veriyor. Globali de harekete geçirdi. Shell Türkiye ve oradan da üstelik de sürdürülebilir. Yani bu bir yıllık değil ya, yani 2 yıl olsun. Hatta sonrasını da konuşalım. Bu çok güzel bir şey. Umarım daha çok şirket size gelir, destek verir ve bu sayıda daha fazlalaşır. Shell bizimle çok erken bu konuda yanımızda oldu, bize güvendi ve birlikte yola çıktık. Arkasından başka kurumlar da geldi. Harika işte, bu mesela, böyle başlasın. Evet, bir kurum sadece kadınları hedefledi, sadece onlara özel destek merkezleri açıyoruz. Bunların sayısını arttırmalıyız. Aslında bu bir dayanışma.
Bugün burada da dayanışma için birlikteyiz Tokpazar'da. Birçok marka buraya geldi. Evet, ürünlerini sergiliyorlar ama hepsi o dayanışmaya da bir güzel bir örnek veriyor. Çünkü buradan elde edilen, az önce de söylediğimiz gibi, tüm gelir de deprem bölgesinde gönüllülerimizin oradaki ihtiyaçlarını karşılamaya, destek merkezlerimizdeki ihtiyaçlarımızı karşılamaya harcanacak. Şunu söyleyeyim, ihtiyaç çok büyük. Bu merkezler 2 yıl sonra, 3 yıl sonra da kalacak. Bizim hayalimiz onları birer gençlik merkezi haline dönüştürmek. Ve kalıcı hale getirmek. Çok şahane bir fikir. Hep orada olmalarını harika sağlamak. Vallahi elinize sağlık. Çok şahane için işler yapıyorsunuz gerçekten. Sağ olun. İleride sahada görüşmek üzere diyorum. Herhalde oralara siz de seyahat edeceksiniz. Tabii ki. Yine yolumuz karşılaşacak. Beraber gidelim Şelale Hanım. Çok mutlu harika oluruz sizinle gidelim. Gidip burada konuştuklarımızı canlı birlikte görelim. Canlı olarak görelim. Orada beraber evet olalım. Çok teşekkürler katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun, yer verdiğiniz için. Shell'in katkılarıyla hazırladığımız Shell Arka'daki ile 15 dakikanın sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Depremin yaralarını böyle güzel dayanışarak atlatacağız. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hazır gelmişken kanalıma abone olursanız sevinirim.